vardır. Türkiye şartlarından memnun kalmadığınız üç şey ne diye sordu. Urfalı vatandaşlar bu soruyla adeta içlerini döktü. Şey zaten Türkiye'ye doğar zaten 1-0 geride başlamışız. Bu bir gerçek zaten. İkincisi alım gücü. İkincisi iş bulmama. Ayrıca de fırsatçılık çok. Yani şu an bir mal diyelim 5 milyonsa bizim bir vatandaşımız bize onu 15 milyondan veriyor, 20 milyondan veriyor. Kimse kimseye aynen anlamıyor. Daha nasıl bir sıkıntı olsun? Millet kan ağlıyor. Yaşlı ihtiyarlar burada konuşuyor ama hepsi oy veren de onlar zaten. Hani bu duruma bu soğanlar da bunlar zaten. Ama bülbül oluyorlar burada konuşurken de. Yapacak bir şey yok. Zaten şu an haberde bas bas varıyor. İstanbul'da burada bunu çalmışlar, şunu çalmışlar. Hep hırsızlık oluyor. Çünkü millet çalışamıyor, iş bulamıyor. Mesela ben askerlik yapmışım. Hani bir sıkıntı mı var? Özürlü müyüm? Yok. Ama iş bulamıyorum. Niye? Akraban olacak, torpil olacak. Yani Urfa dediğin zaman doğu tarafı hep torpille başlıyor. Torpilsiz hiçbir yere bir işle bulamaz. Çünkü insanlar belli bir miktar para kazanamadığı zaman yine asgari düzeyde geçimini sağlayamadığı sürece ne yapacak? İşte çok affedersiniz Urfalıların deyişiyle Taşkale'ye, Delavere'ye mesela kaçacak insanlar. Bu da toplumumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Ama yaşadığım için memnun değilim. Türkiye genelinde. Neden? Yoksullukla uğraşıyoruz biz. Patates kuyruğundayız. Soğan kuyruğundayız. Yoğurt kuyruğundayız. Ekmek kuyruğundayız. 66 yıldır bu şehrin çocuğuyum. 55 yılını iyi hatırlıyorum. Ne böyle bir hükümet gördüm, ne böyle bir zam gördüm, ne de böyle ezilen insanlar gördüm. İnsanların gözlerine bakamıyorsun, gözümüze bak diyorlar ama biz gözlerine bakmıyoruz, bakamıyoruz çünkü. Onların utanması lazım. Bu hale getirdiler vatandaşları. Erkeklerin yüzüne bakın, gülümseyemiyorlar. Çünkü evlerine ekmek götüremiyorlar, yağ götüremiyorlar, yağ. Halen iyi. Vallahi bu hükümet başta kaldıkça bir şey olacak, bir şey yok. Yeniden birini denemem lazım. Yeni birini denememiz lazım. Bak Nihat Arim'i gördük. Demir Ali gördük. Mesut Yılmaz'ı gördük. Tansu Çiller'i gördük. Ecevit'i gördük. Ecevit'in zamanında Kıbrıs çıkarması oldu. Gene bu kadar şey olmadı yani. Yani bu kadar da pes. Bu kadar da pes yani bitir. Özgürlük, demokrasi, insan hakları. Bunların olmadığı yerde ülke ekonomisinin geldiği yer ortada. Yatırımcı gelmez. Gelmeyince de bütün 84 bin nüfusa hükmeder. Onun için insan hakları, demokrasi ve özgürlüğün olması olmazsa olmazdır. Hırsızların çaldığı parayı çok açık, kısa sürede kapatmak zor olacak, kolay olmayacak ama belli olan da güzel. Memnun olmadığım birçok şey var fakat ilk üçü sıralamaya katmak gerekirse en başta sanırım ekonomiyi söylemek isterim. Doktorlarımız, polislerimiz, hakim ve savcı yani devlete dair çalışan yüksek mürettebetedeki insanların gerçekten artık bir şekilde para için değil de gerçekten görevleri, rütbeleri için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Gerçekten bazı şeyler para değil. Bağlıktan da memnunum, petrolün bağlı olmadan memnunum, evimin fiyatını artmasından da memnunum. Arabamın fiyatını artmasından da memnunum. Maaşım artıyor, ondan da memnunum. Memnun olmayanlar düşünsün. Göz yiğinde hani ne bir çalışma ne bir şey, millete ve şeye zarar olan insanlar. Şu an faydaları kalmadı artık. Zararları var. Çünkü biz yanlışı evet hayır da yaptık. İktidarı tek kişiye verdik. Tek kişiler şimdi zaft edemi kontrolundan çıktı. Diğerleri de zaten yapmıyor.